Hazır mıyız? Teşekkür ederim. Bugün ikinci kez sizlerin karşısındayız. Konunun öneminden ve bu konuya partimizin üzerinde çok hassasiyetle duyulması gerektiğine ilişkin kararlılığından dolayı ayrı bir basın açıklaması yapıyoruz. Meselenin kendisi şudur. Elazığ milletvekilimiz Sayın Gürser Erol, Mart ayında yapılacak olan, yaklaşmakta olan bir ihaleyle ilgili bir zarfı kapalı olarak bir tanesini bana, bir tanesini AK Parti Grup Başkan Vekiline emanet etti. Ve dedi ki, Elazığ'da bir bakır madeni ihalesi var. Bunun içinde o ihaleyi alacak firma yazıyor. Bunu size emanet ediyorum, günü gelince açarsınız dedi. Dün ben onu canlı yayında, tutanak altında bütün Türkiye'nin gözünün önünde mecliste açtım. İçinden şu çıktı. Bu ihaleyi Cengiz Holding alacak. Hatta bunlar hem Elazığ'daki bir yerel gazetenin ihale Cengiz Holding'e verilecek. Hem de Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği'nin yapmış olduğu yasal başvuru mahkemeye aynı şey geçiyor. Ve ihalenin kime verildiğine baktık. İhaleyi kim almış? Port Madencilik almış. Kimdir Port Madencilik? Halil İbrahim Bacacı'nın, yani Bilal Erdoğan'ın yakın arkadaşının ve son zamanlarda birçok ihalede şirket satın almadı adını duyduğumuz kişinin şirketidir. Haber nerededir? Bu ihaleden 3 gün önce şirketin yarısını Şeref Cengiz'e satmışlar. Şimdi AK Parti'ye emanet ettik ya, gazetede de çıktı ya, mahkemeye de verildi ya, Cengiz Holding almasın ama Cengiz Holding'e verecekler. Gidiyorlar, Port Madenciliğin yarısını ihaleden 3 gün önce satın almışlar. Bu işin şüpheleri haklı çıkaran tarafı. Ama ihaleye girmek için bir teminat yatacak. Kaç para? 2 milyar. Bu ne? Kim verecek 2 milyar teminat mektubunu? Kim bulacak, kim verecek 2 milyarlık teminat mektubunu? 2 şirket bulabilmiş. Ve bu şirketlere maden veriyorsunuz. Ne kadar maden var? Şimdi maden çıkarmak üzere ihale giriyorum. Bana diyorsunuz ki 30 milyon ton rezerv var diyorsunuz. O ana kadar sondajların %35'i bitmiş. İhale yapılıyor. İhaleyi şirket o günkü parayla 150 milyon dolara, bugünkü parayla kurdan dolayı 119 milyon dolara alıyor. 30 milyon ton rezerv var diye düşündüğünü, o günden bugüne sondajlar sürüyor ya, düzeltmişler şimdi, 70 milyon ton rezerv. Adam yer altında 40 milyon ton bakır piyangosu bulmuş. Kim buluyor? Bilal Erdoğan'ın yakın arkadaşıyla onunla zorunlu ortak Şeref Cengiz. Ve iddia o ki bütün sondajlar tamamlandığında bu 70 milyon tonun 100 milyon tonu da aşabileceği iddia ediliyor. Ya babanın malı olsa böyle satar mısın? İnsanda biraz utanmak olmaz mı? Bakın iddia şu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bir ihaleyle yapılan en büyük yolsuzluğuyla karşı karşıyayız. Hepimizin olan 100 milyon ton bakır rezervini 30 milyona göre fiyat ver dediğiniz 2 milyarlıkta teminat mektubu isteyip, teminat isteyip ihaleye herkesi uzak tuttuğunuz bir ihalede yandaş Cengiz Holding'e vermişler. Adam bu kadar iyi ballı börek bir iş olamaz. Şimdi 119 milyon dolara dünyanın en ucuz, en ucuzundan da 5 kat ucuz bakırını çıkaracak satacak, çıkaracak satacak. Gürser Erol, Sayın Milletvekilimiz konuyu ilk günden beri hassasiyetle, titizlikle takip ediyor. Çünkü Elazığ'ın hakkıdır, Türkiye'nin hakkıdır, hepimizin hakkıdır. Burada bedavaya verilen bakır madeni AK Partili'nin de MHP'linin de hatta onların doğmamış çocuklarının da hakkının olduğu bir şey. Bu yolsuzluğu adım adım takip edeceğiz, günü gününe takip edeceğiz.
Milletin bu varlığını bu yamyamlara yedirmeyeceğiz. Bundan herkes emin olabilir. Ben konuyla ilgili hem bilgisi hem de kararlılığından dolayı hem teşekkür ediyorum, hem de kendisine bu konuda eklemek istediği hususlarla ilgili bir söz veriyorum. Evet, Sayın Grup Başkan Vekilim, teşekkür ederim. Siz detaylarıyla anlattınız. Ben yalnızca eklemeler yapabilirim. Bu Cumhuriyet tarihimizin en yüksek bedelle ihale edilen, yani alanda en yüksek bedelle maden bulunan maden alanı, yaklaşık buradaki rezerv stoğu 30 milyar dolar. Yani bugünkü değeri, bunun altında daha neler çıkabileceği konusunda da ayrıca da bu konuyla ilgili yetkili teknik arkadaşlarımızın değerlendirmeleri daha farklı. Burası normal madencilik ihalet mevzuatına göre de ihale edilmiş bir yerde değil. Yani şartlar ve koşullar 3 defa değişti. İhale 3 defa iptal edildi. Sürekli bu firmanın almasına yönelik şartlar iyileştirildi ve bu işe 2 firmadan fazla insan veya firmanın girme şansı da yitirildi. Yani katılımcı, şeffaf, herkesin girebileceği boyutta bir ihale yapılmadı. Şimdi ülkenin ekonomik sıkıntı içerisinde olduğu bu dönemde, işte daha yeni 41 canımızı kaybederken, kömür ocağında kaybederken ve oradaki insanların ülke ekonomisine katkı sağlamak adına hayatlarını bile ortaya koyduğu bir dönemde, ama ülkenin ekonomisine 30 milyar dolar bir artı şey getirecek, değer katacak bir maden ocağının bu şekilde peşkeş çekilmesi ve kamu zararının burada yok sayılması, görülmesi iri milletvekili olarak da bizim başından beri bu işe karşı duyarlılığımızı daha farklılaştırdı. İlana çıktığı günden bugüne kadar işin sürecini takip ediyoruz. Ama Sayın Grup Başkan Vekilim, sizi bir konuda eksik bilgilendirdik. Onu da buradan hem sizi bilgilendirmek adına hem kamuoyunu bilgilendirmek adına ifade etmek isterim. Burada şu anda kamu zararı oluşmuş durumda. Çünkü işi yerel mahkeme iptal etti. Danıştay yerel mahkemenin kararını iptal etti. Ama Danıştay'a bakanlıktan giden bilgiler Danıştay'ı yanlış bilgilendirici bilgiler. Yani doğru bilgiler gitmedi. Şimdi onunla ilgili de suç duyurusunda bulunacağız. Bu aradaki Nisan ayıyla Ekim ayı arasındaki geçen zamandan kaynaklı, paranın değer kaybetmesinden kaynaklı inanılmaz bir kamu zararı oluştu. Yani o günkü değerle siz 150 milyon dolar bedelle orayı vermişken, bugünkü bedel üzerinden 119 milyon dolara düşmüş bir bedel olarak firma verecek ve burada artık kamu zararı oluşmuş. Burada yapılması gereken en önemli işlerden birisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı bu ihaleyi iptal ederek sözleşmesini de şartlamasını da oradaki rezerv alanın sahanın sondajları bittikten sonra rezervle ilgili bütün katılımcılara doğru bilgi vererek ve gerçek değerler üzerinden bir ihalenin yeniden yapılması ile ilgili sürecin başlatılması lazım. Bu konuda da sizleri bilgilendirmek isterim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Net olarak durum şu: hepimizin hakkı olan bir parayı normal değerinin çok 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 altında ve inanılmaz bir zararla özelleştirmeye çalışıyorlar. Eğer buna dur denmezse Türkiye çok büyük bir kaynağı birilerine peşkeş çekmiş olacak. Bu ihalenin derhal iptal edilmesi lazım. Biz bunun takipçisi olacağız. Teşekkür ediyoruz. Soru varsa konuyla ilgili cevaplayabiliriz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.